Haftanın ilk günü yepyeni heyecanlı gelin ve kayınvalidemin olduğu bir günde bakalım Beypazarı güveci nasıl olmuş? Yani pilavı aşırı lapa, eti pişmiş ve çok lezzetli bir yemek. Karar veremedim. Ağzımdaki tadı çok beğendim. Vallahi güzel. Ama lapa pilava da puan mı vereceğiz yani? Dur bakalım. İkinci tabağımız. Birden daha güzel bir yemek var şu an yanımda. Eyvah. Bir, normalde eleyeceğim bir tabak ama ikinin de pilavı lapa gibi. Biberli çok güzel pişmiş, eti lokum gibi pişmiş. Birden bir tık daha iyi ama çok güzel bir tat var ağzımda. İkinci tabağımı geride bırakıyorum ve üçüncü tabağımda sıra. Bunun eti ikiden bir tık daha sert ama pilavı güzel. Genel olarak böyle ağzımda bıraktığı lezzet çok güzel. Üçte üç beğendim. Şu an en zayıf halka bir gibi kaldı gözümde. Son pilavım. Nedense pilavların hepsi lapa. Demek ki hani böyle risotto tarzı bir şey mi tarif etti yani? Ne ölçü verdiyse onu yapmıştır gelinler. Öyle düşünürsem pilavlar şahane. Bakalım son pilavım nasıl? En güzel pilav bunun olmuş. En lezzetlisi, en böyle bir içinde biberleri kaybolmuş. Eti çok güzel, çok lezzetli bir pilav. Pilavların dördünde de o şeyi yakaladım aslında bakarsanız. Allah Allah. Anladım ki pilavlar böyle olmalı. Dörtte dört çünkü aynı şeyi hissettim. İçlerinden en çok pilavını ve etini beğendiğim son tabağımdı. Son tabağa 5 puan veriyorum. Haftanın başı puan dağıtalım. 5 puanı 2'ye vermeyi düşünüyordum ama 4 daha güzel. O yüzden 2'yi de es geçmeyeceğim. Ona da 4 puan veriyorum. İkinci tabak 4 puan. Bu da fena değildi. Üçüncü tabak da 3 puan olsun. Geriye de birinci tabak 1 puan kalıyor. 1 vermek zorundayım. Pilav olarak bence yakalamış diğerlerini ama etler de bunlar kazandı. Hazırım. Hemen önümdeki tabaktan başlıyorum. Haftanın daha ilk günü nasıl başlarsak öyle gider. Bu gelinimiz de 3 puanla başladı. Acaba hangi gelin? Üç puan alan gelinimiz Yeşim. Bugün Beyhan abla Yeşim'i asla bulamaz. Dört tabakta birbirine çok benziyor çünkü. Hatta bugün bütün kayınvalidelerin işi zor, bulana da şapka çıkarırım. 4 puan aldı bu tabak benden. Tabii ki benim bir gelinim olmadığı için sadece lezzete puan veriyorum. Sonra çekiliyorum. Bakalım benden 4 puan alan gelinimiz kim? Dört puan alan gelinimiz Aylin, yeni gelinimiz. Aferin, mutfakta çok iyi demek ki. Vallahi sevindim. Bir tane birim, bir alan bile birlik değil. Gerçekten söylüyorum, tebrik ediyorum. Çok hoş bir lezzet katmışlar yemeklerine. Günün yıldızı burada, pilavıyla, etiyle, karışımıyla, her şeyle beni tavladı ve 5 puanı aldı. Aylin çıktı, Yeşim çıktı. Ya Aysun ya Hatice 5 puanı kaptı benden. Günün ilk 5 puanı bu. Bakalım sahibi kim? Açıyorum. Açtım. Aysun. Hatice, Hatice. Niye böyle olmuş ki?
Evet, benim puanlarım böyle. Hatice'ye biraz üzülüyorum ben. Çok böyle birler konusunda çok şanssız. Mesela başka gelinler de, mesela Yeşim de kayınvalidesi bulamıyor ama diğer kayınvalideler buluyor genelde. Ama Hatice'yi kimse bulamıyor. Ben de bulamadım.